Merhaba arkadaşlar, Aksiyotin kanalımıza hoş geldiniz. Biraz önce telefonumuz çaldı. Van'dan bir müşterimiz aradı. Bizi takip ediyormuş. Ford Ranger bir araç alıp bize verecekti ama kendisi gelemedi. Hesabımıza parasını yolladı. Siz arabamı alın ve F-150'ye çevirin dedi. Bu çok değişik bir video olacak. Şimdi buradan arabayı almaya gidiyoruz. Arabamıza bindik. Bakalım araba nasıl çıkacak. Şaka mı bu ya? 28 km diye Bakırköy demişti. Bana Bakırköy dediler. Hangi Bakırköy? Avrasya Tüneli'den geçiyoruz. Demek ki orası da Bakırköy demek ki. Ama hangi Bakırköy onu bilmiyoruz. Ama bir bak... Alo. Abi. Mustafa, araba Bakırköy'deydi. Yok, ondan anlaşılmadı abi. Sonra başka buldu ya adam. Ha, başka bir araba mı buldu? Başka, ondan anlaşılmadılar abi. Tamam, anladım. Ben o zaman şimdi konumu açıyorum. Bakırköy diye biliyorum ya. Bakıyorum Avrasya Tüneli'nden geçiyorum. Dedim herhalde başka Bakırköy'de var arada dedim. Yok abi. Tamam. Abi, gidiyorsun ya, adamı bir ara sen gene. Ne olur. Tamam arayacağım, şimdi müşteriyle görüşeceğim ben. Tamam, görüşürüz. Vallahi çok özür diliyorum size. Yok abi, estağfurullah ya. Zahmete soktuk. Vallahi abi, ben sizin videoları çok izliyordum daha önce. İşte ben hani aslen Giresun'luyum, gördüm dedim ya. Bu arabayı yaptırayım mı, yaptırmayayım mı? Param yok, 700 oldu. 480'e pazarlık ettim, bitti. 350'ye Viltrak pazarlık ettim, bitti, vazgeçtim. En son böyle izlerken ya dedim. İçimizde dünyada kalacağını oradan buradan para bul. Dünyalıktır yani, içimizde kalmasın. Yaptık gitti işte. Hesabına parayı atıyorum, olur mu? Olur dedi, direkt attım. Allah razı olsun ya, güvendin bize. Abi, gönderdin. Allah razı olsun abi, sağ ol abi. Tamam, biz şimdi yoldayız, gidiyoruz. Arabayı ekspertize sokayım mı? Yani abi sen bilirsin. Bence eğer sağlamsa sokma ama sağlam değilse sok gitsin abi. Karşı taraf sana neler söyledi arabayla ilgili? Ben hiç konuşmadım. Ben Mustafa abi aradım. Mustafa böyle bugün karar verdi. Yok Mustafa yok. Sen arabayı aldığın yer. Onu diyorum işte. Ha. Bir tanesiyle konuştum. Anlaştım caydı. Diğeriyle anlaştım caydı. Mustafa abi kardeşim sen başka bir tane bul dedi. Aradım abi, araba hata var mı? Yok. Tertemiz müşterimizin arabası. Ne olur bu fiyat olur. Al abi sana bu kadar kapora. Mustafa abi hesabım var. Ve bu kadar para atacağım. Bu kadar konuştum. Tamam, arabayla ilgili fazla bir bilgin yok yani. Hiçbir bilgim yok. Tamam yani. Ben şimdi hepsini abi, hallediyorum. Temizledi. Tamam, temizlediyse tamam. Gideceğiz göreceğiz abi. Müşterimizin aracını şimdi burada göstereceğiz, bakalım raporumuzu elimize alacağız ve buradan Aksiyotin'e gideceğiz. Hızlı bir şekilde arabayı yapıp Van'a yolculuk var biliyorsunuz. Mustafa abinin arabası şu anda burada hızlı bir şekilde F-150'ye dönüştürülüyor. Sözü Mustafa'ya bırakıyorum. İzleyelim, görelim.
arkadaşlar, bir F-150'nin de sonuna geldik. Van'dan aracın sahibi Mustafa abi geldi. Arabayı şimdi ona teslim edeceğiz. Arabayı daha görmedi. Arabayı yavaş yavaş açacağız. Bakalım beğenecek mi? Şimdi Mustafa abiyle sizi tanıştırayım. Onu çağıralım. Mustafa abi gel. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Heyecan var mı? Yani var abi. Nasıl bir şey bekliyorsun? Yani böyle baktığım zaman ne beklediğimi ben de bilmiyorum açıkçası. Sürpriz olacak. Ona da sürpriz olacak. Arabayı hiç daha görmedi. Bir açalım. Ben de çok merak ediyorum Mustafa abinin tepkilerini. Bir dumanı ver Barış, şöyle bir yansın ortalık. Beklediğimizin üstünde herkes diyor, ben de diyorum yani. Herhalde bir tık üstü yok herhalde yani. Şu an daha fazlasını hayal edemiyorum. Sanırım Barış biz de herhalde bundan daha fazlasını yapamayız diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda. Bir dahaki videoda. Hadi bakalım. Maşallah. Yani Allah isteyen herkese nasip etsin. Yani bunu yaşamak lazım. Aşırı güzel. Elinize, emeğinize sağlık. Başka yerde araba yapmayı düşünmeyin bile yani. Yapın. Herkes mutlaka, herkes kendince iyidir de. Bir kere bir arayın, sorun. Bir bu ilgi alakayı görün. Bir İslam abiyle, Mustafa abiyle bir görüşün. 2 dakika sonra aradılar, abi şurası şöyle oldu. Abi jant böyle olsun. 5 dakika sonra aradılar, abi jant böyle oldu. Abi buraya yazı yazacağız birazdan. Tamam gel onu orada yapalım. Abi aynayı takalım. 5 dakika sonra ben istemeden baktım takmışlar. Yani istediğiniz, şimdi dışarıdan mutlaka görünce ilk defa bir araba görüyorsunuz, alalım diyorsunuz. Fakat şöyle olur, gördüğünüz arabayı beğeniyorsunuz fakat ya keşke mesela bu kürek diyor. Mesela bu yok. Adamlar kendiliğinden ya biz arabana kürek yapacağız dediler, taktılar. Yani ne istiyorsanız onu koyuyorlar arabaya. Böyle içinde daha çok siniyor. Fiyat olarak da mesela piyasadan da fiyat alın, buradan da alın. Hani fiyat olarak da sizi memnun edeceklerini düşünüyorum. Çünkü zannetmiyorum ki bütçeniz doğrultusunda istediğiniz araba çıkmasın. 10 liram var derseniz 10 liraya da yapıyorlar. 1000 liram varsanız var derseniz 1000 liraya da araba yapıyorlar yani. Hiç sıkıntı yok. Şimdi Mustafa aracımızı teslim ediyor müşteriye. Arabada neler yaptık onları anlatıyor. Bunu da gece istediğin zaman aç kapat. Orada düğmem var abi. Bu sürgülü kapağını anlatayım abi. Dim bak abi. Senin bu malzemen biliyorsun, bozuktu. Biliyorum. Biz bunda uğraştık. Kırmızı kablon boşlamaya. Tamam. Bak. Siyah. Onu oradan çıkarırsak gitti. Çıkarırsan bir daha kapağı sökmek zorunda kalırsın. Onu oradan çıkarma. Yok, çıkartmayız. Tamam mı? Araya 2 dakika girebilir miyim? Gir kanka. Merak ettiğiniz bir şey var. İslam abi dedi ki bu arabanın alt takımında farklı bir şey yaptık. Mustafa anlasın. Normalde 4 santim get koyuyoruz. Bu arabaya 6 santim get yaptık. Kupa yükseltme yine yaptık. Sadece buna makas küpesi ve salıncak. Gösterebilir misin kanka? Tabii. Bak makas küpelerimiz bunlar. Bu makas küpesini de takmamız için burada AdBlue tankımız var. Araçta AdBlue var ya. Hı hı. AdBlue tankımızın da yerini değiştiriyoruz.
yerini oynatıyoruz, kenara biraz alıyoruz. Makas küpelerimizi takıyoruz. Makas küpesi ne işe yarıyor? Makas küpelerimiz kankacığım hem virajda hem yükte, bir de yükseltilmiş arabalarda olması gereken en önemli mekaniksel malzemelerden biri. Bundan kalmıyor. Buna da Mustafa abi sen de bu arada beni şey yap ki ha. Bir daha anlat. Bir daha sana yok anlatayım da. Bak şimdi Barış. Profesyonel ağır arazi tipi salıncak dediğimiz 4 inç salıncaklarımızı da buna koyduk. Şimdi Allah'ın izniyle Mustafa abi Van'da değil isterse şeyde geçsin. Ağrı Dağı'nda geçsin. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamaz. Salıncaklarımız, makas küpelerimiz, amatörlerimizi görüyor musun? Komple sökülmüş. Amatörlerimiz profesyonel şekilde kırmızı renkte. O da bir uyum sağladı. Amatörlerimizi falan da profesyonel taktık. Aracımızın mekanik işçiliğini bitirdik. Bunda anlatmam gereken başka yeni model bir basamak modelimiz vardı. Yeni model basamağımızı ilk defa bu arabada taktık. Brothers Camp olmazsa olmaz. Brothers Camp çadırımızı koyduk. Kenarlara aracın rengine yakın bir renkte boyayarak iki tane kürek aksesuar olarak nasıl olmuş abi bu arada? Çok iyi olmuş. Ya bunları Mustafa abi benden istemedi. Mustafa abi dedi ki sana bırakıyorum. Çok iyi olmuş. Sormadım ben yaptım yani. Allah razı olsun. Kemal öptürmüşsün. Evet. Kasanın içine şöyle bir aydınlatma yaptım Barış. Hediye etti. Evet bunu bagajın içinde gece malzeme almak için aydınlatma güzel oluyor. Burada bir Ford kapağımız var yine. Çoğu arabalara taktığımız gibi. Yeni model M30 tamponumuz var, çelik tamponumuz var. Arkaya yine 105 santim aydınlatıcı led yaptık. Çadır roll barımızın da montajını yaptık. Sürgülü kapağımız yeniden takıldı. Mustafa abim aracı bize aldırdığı zaman sürgülü kapağı yoktu. Sadece White Rock roll barı vardı, onu takmıştık. Sürgülü kapağını da değiştirdik. 37, 12,5, 22 jant lastik montajımızı da yaptık. İçeriye de tavan yine animasyon yıldız tavanımızın montajını yaptık. Telefonla ve kumandayla kontrol edebiliyor. Araç hala bizim üzerimize. Mustafa abiye teslim edeceğiz ama notere gitmedik. Noterden sonra onun olacak. F-150'nin sonuna geldik. Arabamızı teslim ediyoruz ama videoyu kapatması için Mustafa abi senden rica ediyoruz. Yani ben kapatmadan önce ne söylemek istiyorsun? Ben buradan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hepsine sesleniyorum. Bu adamlar reçetesiz antidepresan satıyor. Ben eczacıyım. Ben bunu yapsam beni içeri alırsınız. Bu adamlar yaptı. Bakın dağ bayıra git. Antidepresan kullananlara söylüyorum. Artık kullanmayın. Aksoytuning'e gelin. Yani bundan sonra bağımlılık, antidepresan, psikolojik problemlerin hepsini böyle bir arabayla giderim. Evet. Bunu şikayet olarak algılıyoruz. Yarın bizi alıyorlar. Sağlık Bakanlığı bizi alıyor. Reçetesiz ilaç sattığımız için. Evet. Biz kanalı kapatırken bir şey söylüyoruz. Takip ediyor musun? Aksoy Tuning'de kalın. Aksoy Tuning'de kalın. Devamını o ikinci cümleyi sen söyleyeceksin. Tamam bir daha baştan alalım o zaman. Aksoy Tuning'de kalın. Hoşçakalın.